28 Mayıs 2014'ten önce tüketici hakları konusundaki geçerli yasa 4077 sayılı tüketici koruma kanunuydu. Fakat orada maalesef maddeler içerisinde yolculuk, nakliye, mal taşıma gibi bir husus olmadığı için tüketici haklarına girmiyor ve tüketiciler de bu konuda hakların hakimiyetleri vasıtasıyla arayamıyorlardı. Fakat 28 Mayıs 2014'te çıkan 6502 sayılı tüketici koruma kanununda bu taşımacılık, seyahat, yolcu ve mal taşımacılığı artık tüketici haklarına girdi ve bundan sonra o 2014 tarihinden sonra bütün tüketiciler hakimiyetlerinde taşımacılıkla alakalı sıkıntılarını şikayet edebilirler. Ki bunların içerisinde hani herkesin aklına ilk gelen işte benim biletimi başkasına da satmış. Hani yolculuktaki sorun sadece bu değildir. Başka sorunlar da var ki biz ayıplı hizmet ve ayıplı mal tanımını yapıyoruz tüketici kanununda. Yıllardan beri var bu. Seyahatlerde de ayıplı hizmet olabilir. Mesela ayıplı hizmet diyeceğimiz olay ne olabilir? Şimdi otobüs biletini aldık biz ve 23 yazıyor kalkış saatine. Fakat otobüs 23.15'te kalkıyor. Bu bir ayıplı hizmettir. Ya da iki şehir arasında gideceğimiz yerle kalktığımız yer arasında taşımacılık kanununda ve terminaldeki otogar işletmelerinin, müdürlüklerinin ya da zabıtanın kontrolünde bir süre de vardır. O süreyi aşması da ayıplı hizmettir. Seyahat ediyoruz. Biz kendimiz gittik ama malımızı alamadık. Valizimiz bir başkasına verilmiş. Asıl olan şey hizmetin kalitesidir yolculukta. Bize rahat ve konforlu bir yolculuk yaptıracaklarını vaat ediyorlar. Bizden onun bedelini alıyorlar. Bu bedelin karşılığını da vermek zorundalar. Ha onlar vermek istemezler. Fakat bizim çabalarımız, bizim şikayetlerimiz bu haklarımızı almamız noktasında onların sorumluluğunu yerine getirmelerini sağlar. Burada da sorumluluk bize düşüyor başta. Hakkımızı ararsak karşı taraf kendisini düzeltiyor. Her hususta olduğu gibi tüketici haklarında belgelerimize dikkat edeceğiz. Biletimiz mutlaka olacak bizde. Eğer bir mal vermişsek onun fişi olacak. Daha sonra da bir eksiklik, bir yanlışlık varsa otogar müdürlüklerine mutlaka bunu tutanak haline getirip orada elimize belgemizi almalıyız. Bunu da yapamıyorsak mutlaka işletmeye e-posta üzerinden ya da eğer kayıtlı bir cep telefonları varsa SMS göndererek kısa mesaj bunu kayıt altına almamız lazım. Yolculuk esnasında gerek mal gerekse hizmette bir eksiklik var ise müracaat edeceğimiz merci tüketici hakemiyetleridir. 4570 liraya kadar ilçe kaymakamlık hakemiyetlerine, 6860 liraya kadar da il hakemiyetlerine müracaat edilir. 6860 lira ve daha üzerindeki sorunlar için de tüketici mahkemesine gitmek gerekiyor. Burada yolculuk biletleri bu kadar miktar bulmaz, hakemiyet sınırında ama eğer malımızla ilgili bir sıkıntı yaşamışsak ki bir bilgisayar, bir telefon vesaire bu durumlarda tüketici mahkemelerine gitmemiz gerekiyor.